Tamam da dedim ki bu Vakame'yi çok arar Trabzonspor. Yok işte geri dönmüyor da bilmem hocam, ne yapıyor. En son İstanbul'a düştü ya. 1,8 milyon euroya Galatasaray'ın kapısını çaldılar Vakeme için. Ya öyle mi? Bilemiyorum. Bak yani sen en son ben geldim yani, aldım. Ya al arkada geri dön yani. Bir daha al aşağı ne ver? Ya darılır mı? Ya şey neler yaptı? Adını söyle. Abubakar. O kimler geldi canım yani böyle. Yani geri geldi. Burak şeyi yapıyorlardı. Asacaklardı neredeyse. Geri geldi kimse. Hele Abubakar'ın yaptığı var ya olacak şey diyor ama geri geldi. Ya fark etme. Sen bunu alabilirdin. Neyse. Yani şöyle var. Bunun yerini bu tutar. Bunun yerini bu tutar. Ya çok yanlış. Bana göre çok içinde yanlışlar olmasa zaten bu durum olmazdı. Ben Trabzon'a o kadar çok şimdi istiyorum ki neredeyse televizyonun içine gireceğim. Biliyor musun böyle hani gol atsın, şunu yapsın, bunu yapsın Avrupa maçlarında falan. Tabii Avrupa maçlarında buradakilere bir şey diyemiyorum. Çünkü öbürleri de bizim Türk takımları. Ama yani o kadar seviyorum da ama... Hocam bu sene yani, Abdullah Hoca'nın ve Ahmet Ağaoğlu Başkan'ın istifasının tek sebebi sportif ve idare açıdan başarısızlıktır. Alınan futbolcular, mali denge, sonra gelinen mali yük ve daha sonrasına stat saha içerisindeki başarısızlık, elenmeler. Ya çünkü biz daha yeni şampiyon olmuş Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Sezona kupayla başlayan Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bu olmamalı. Eğer başarısızlıksa herkes o zaman şapkasını önüne koymalı. Hep ben bunu söylüyordum yayınlarda da. Peki... Şimdi biraz izleyicilerimizin soru ve yorumlarına bakacağım. Neleri yazmışlar, neleri merak etmişler. Ama kızmışlardır bana değil mi Melike? Aşağıya gidiyorum ilk soruları bulmak için. Hakan Kargın diyor ki Trabzonspor'da sizce kim yeni teknik direktör olmalı? Yabancı mı, yerli mi? Ne düşünüyorsunuz? Hemen Serhan söylüyorum. Hocam ben söyleyeyim mesela bugün hep sürekli Sergen Hoca'nın ismi geçti. Sergen ama ben İlhan Palut'un da bir adım daha önde olabileceğini düşünüyorum. Benim şahsi düşüncem İlhan Palut olabilir. Stefan Kunsun yardımcı hocası Kenan Koçak olabilir. Yani aslında genç yeni nesil hocaların bence Trabzonspor'un çıtasını biraz daha yükseğe çıkartabileceğini düşünüyorum. Ama bir de biliyorsun kongre süreci var. Abdullah Hoca tekrar geri gelebilir mi? Çünkü Ertuğrul Doğan da başkan adaylığını açıkladı biliyorsun Ertuğrul Doğan'la. Ahmet. Evet, yeni yönetimin önünü açmak için aslında bu istifa gerekçesinde Abdullah Avcı bu ifadeyi kullanıyor ama işte o da ilginç. Bir yandan da yanılıyorsam beni düzelt. Ertuğrul Doğan'la iyi ilişkisi var. İyi dostlar, bir Şenol Güneş ilişkisi gibi diye de bir benzetme yapıyorlardı. Bir önceki yani taraftarın hocanın evine gelmesinde ve o ikna sürecinde Ertuğrul Doğan'ın beyinde katkısı olduğu söyleniyordu. Ben zaten muhabir olarak takip ettiğimde Trabzonspor buraya geldiğinde ya da transferler geldiğinde Ertuğrul Bey'in Ahmet Bey'le ilişkilerini, hocayla ilişkilerini yakından gözlemleyen bir gazeteci olarak. Transferlerde de büyük ölçüde başrol oynadığını biliyoruz. Tabii ki. Yani iyi geçinen, iyi bir bağlantıya giren, kendi aralarında iyi bir sinerji yakalayan üçlüden bahsediyoruz. Ben tekrardan bir birliktelik olabilir mi? O da olabilir. Yani çünkü her şey tabii istifayla bitebilir ama yeni yönetimin önünü açması açısından da. Ama şu bir gerçek, daha çok sıkıntılı süreç bekliyor olabilir Trabzonspor'u. Çünkü yani Ahmet Ağaoğlu eğer, Abdullah Avcı tekrardan eğer takım başına geldiğinde bir maç kaybettiği zaman farklı yerlere gidebilir. Belki hoca bunu da yaşamak istemiyor olabilir ama ben yine de yeni nesil genç hocaların önüne açılması açısından İlhan Palut'u, Sergen Hoca'yı ki Sergen Hoca'nın ben sanki bir adım daha öndeymiş gibi düşünmüyorum. Yani ben öyle düşünmüyorum. Sergen Hoca'nın bence yine bir İstanbul sevdası, yine bir Beşiktaş sevdası olduğunu düşünüyorum. O açıdan baktığımızda bence Trabzonspor'u, İlhan Palut'u ya da Kenan Koçak'ı, o tarz hocaları, Ömer Erdoğan'ı. Peki ben sana bir şey soracağım. Çok fazla hoca var şu an boşta. Sen şimdi en sevdiğin kim dünyada? Ameliyat olacak. Kime götürürsün? Asistana mı götürürsün, profesöre mi götürürsün? Profesöre bak bunları, profesöre, buraya niye profesör gelmiyor? Kaldıramazlar. Kusura bakma kaldıramazlar yani. Mümkün değil yani söyledi. Şimdi bir algı var genç dinamik olmaz. Şu hele sıkılmış şu halinde kaldıramazsın. Olmaz gençler olmaz. Oraya tecrübeli kim varsa isim vermeyeceğim ben tamam mı? Ama tecrübeli bir hiçbirisi yapamaz. Sen yani. Hocamın yanında hemen ne genç yetenek falan. Yok ama hocam yanlış yapıyorlar yani yanlış düşünüyorlar. Ama profesöre götürüyor ameliyat. Aynı bu da öyle. Ya her geçen bak Abdullah Avcı'yı Sarbaş'a geri gel hatta Fatih Hoca'ya transferleri başka türlü yaparlar. Çünkü ne tecrübe. Yani oraya gelecek adam o. Yani mümkün değil ya. Ben öyle bir şey hayatta yapmam. Tecrübeli bir teknik adam diyorsun ama isim vermiyorsun. Vermiyorum. Var mı kafanda isim? Ya var, ben varım. Başka ondan sonra say. Bak şey ya var. Ben hepsinden iyiyim de bak mesela bizim hocam, çok enteresan. Tabii ki. Bana ayıp ediyorsun yazmışlar. Benim arkadaşım Adanalı Yusuf Usta yazmış. Nazif Ülker, Muharrem Akkafa ile beraber. Ayıp ediyorsun. Yanında çok değerli bir hoca var. Bak, evet. Niye hocanın ismini söylemiyorsun? Yani, evet. Haklısın. Ben de Yusuf bekledim abi, söyle haklısın diye yani. Yusuf abi de haklı, Melike de haklı. Özür dilerim hocam. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ya bu senin fikirlerin olabilir ama biz şimdi bak tekrar söylüyorum. Her şeyde tecrübe çok önemli. Senin muhabirliğe başladığın zamanla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. 10 sene sonra daha olacak. Var. Şimdi ben tekrar söyleyeyim. Abdullah Avcı bu transferleri başa sar yapmaz. Hep tecrübe. Hep tecrübe, hep tecrübe. Onun için tecrübeli adam da hata yapmayacak mı? Yapar. Anladın mı? Geliyor, yapıyor. İşte al sana Jesus. Fenerbahçe'de biraz şey göstereyim. Geleceğiz ya, hocam. Biz stoperleri bulamadı. Neyse yani şunu söyleyeyim. Herkes bir hata hocam, yapabiliyor. Bir de açıklamalar ama yapmaya başladı hoca. Trabzon'la ilgili bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Ona en önemli adamlardan bir tanesi Hamšík'ti, tamam mı? Bu adam niye oynamıyor? Sakat. Şimdi biz de arkadaşlarım hem de sakat. Ya bak şimdi. Ben oynatmıyor mu beni hoca? Baktım. Beni yedeğe alacak falan. Ayağım çekiyor, buram çekiyor, kasım çekiyor. Oynamam. Ben yedek çıkmam. Hamšík gibi bir adam. Tahmin ediyorum veya kendime bakmam. Beni sezerim şimdi, tamam mı? Seziyorum ben. Bakıyorum kaçın kurası adam senelerde baktım. Vallahi kesin onda bak başka biri gelsin bu Hamšík hemen direkt iyileşip oynayacak. Veya tedavi süresini kısaltır. Hugo'nun yanına Bartra oynatır mıydın hocam? Kimi? Hugo'nun yanına. Ya Bartra. Şimdi Bartra bazen iyi bazen kötü bir şey değil. Hugo'da çok kötü maçları var. Ya bir şey ya elinde bir şey söyleyeyim mi? Niye bak? Sen ama Hugo'yu beğeniyordun normalde. Tabii ya Hugo alırken. Edgar Ive Hugo'yu beğeniyordun. Tabii şimdi daha evvel bu Hugo alınmadan evvel söyledim ben, tamam mı? Yani şunu Hugo'yu alın. Ya 4 milyon dolar. Ya kaç milyon dolar kaybettin? Hocam şimdi Muleka'yı da alın dedin. Ne oldu? Ya Muleka'yı dinledim Sercan'ı. Diyor ki İsmail, Valérien Ismaël adamı bitirdi. Bak şunu anlamak lazım. Futbolcunun psikolojisini bozduğun zaman, özgüvenini kaybettirdiğin zaman bak ben santrafor oynadım, golcüydüm de veya neyse. O kale var ya, özgüvenin varken kale 7 metre ya, 7.32. 20 metre olur. Özgüveni kaybettim, o kale var ya 2 metreye iner yani. Ama hocam şimdi Muleka nereden geldi? Fark etmiyor, 14 tane golü ben attım. Nereden geldi Muleka? Hangi takımdan geldi? Şeydeydi işte, Kasımpaşa'daydı. Demek ki Muleka Kasımpaşa'nın oyuncusu. Benim şahsi düşüncem. Yok, mesela Cank'la hocam. Cank'la Galatasaray'da oynadığı zaman adam bir şey yapamıyor. Gidiyor Galatasaray'dan. Kara Gümrük'e gidiyor, 14 gol atıyor. Kasımpaşa'ya gidiyor, bu kadar gol atıyor. Al. Trabzonspor'dan bekleyeni alamayan, hiçbir şekilde forma giyemeyen Koyuta bile bu hafta Kasımpaşa formasıyla gol attı. Ya aslında bazı takımlarla özdeşen, küçük takımların büyük futbolcuları ya da büyük takımların küçük futbolcuları diye ben terimine artık katılıyorum hocam. Yani ya da yanındaki oynadığın oyuncuyla alakalı zaten baktığınız zaman. Daha iyi oynarlar esasında ama o şeyi kaldıramıyorlar, psikolojiyi, anladın mı? Yoksa yetenek olarak gene Muleka'yı tutamazsın. Ama geçenlerde bir maç var, gidemedi herif. Ya ne yap bak tekrar söylüyorum. Geriye gitti. Bunu, profesyonel yaşantı diye bir şey var, tamam mı? Ben iyi zamanlarda hiç sakatlanmadım devamlı oynarken. Hiç sakatlık da geçirmedim. Büyük sakatlık geçirmedim. Şeytan kulağını kurşun diyeyim ama mesela maçım var yarın değil mi? Saat 9.30'da yatardım. Ama beni hoca oynatmayacak değil mi? O açarım televizyonu, diziler, miziler, şarkılar, türküler 1-2 nasıl olsa beni oynatmıyor. Budur. Şimdi mesela büyük maçlar oynanırken mesela Bursaspor değil mi? Fener, Beşiktaş, Galatasaray. O zaman daha Trabzon şeyi yoktu. Kendine öyle bir bakıyorsun ki yiyeceğini, içeceğini, yoğurtunu, balını, sütünü hocanın bir şey söylemesine gerek yok. Ya onun için futbolcu kendini hazırlar. Oynamayacaksan zaten Allah selamet versin yani. Onun için bu futbolcuların performansları hocaya da bağlı. Tamam mı? Yani hoca arkadaşlarına bağlı. Onun için de onlar oynar oynamaz ama yazı günah yani adamları. Peki, ben üzülüyorum. Şimdi kadroyu biraz daha konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Başkanlığı da konuşmak istiyorum bir yandan. Ertuğrul Doğan başkan adayı oldu. Bir haberimizi getirelim ekrana. Sonra yönetim kısmında konuşalım Trabzonspor'da.